Yelkencilik, yelkenli bir tekneye rüzgardan güç alarak yön verme ve hız kazandırma sanatına deniyor. Farklı rüzgar ve deniz koşullarına göre tekneyle yol alabilmek için bol yelken bilgisi ve deneyim gerekiyor. Yelkene ergenlik çağında başlayan Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, yelken yolculuklarına Foça'da başlamış. Henüz 26 ve 24 yaşlarındaki Çınarlar, 470 sınıfında 2008 Pekin Olimpiyatlarına katıldılar. Şimdi 2012 Londra Olimpiyatlarına hazırlanıyorlar. 95 yılında Foça'da başladık abimle birlikte. Bir yaz kursu olarak başladık. Yani her sene Foça'da açılan kurslar vardı. Futbol, basketbol gibi böyle. Babam benim denizci. Birçok teknede kaptanlık yapmış. Bizim de işte denizle ilgilenmemizi istiyordu her zaman. Yani Foça'da açılan kursa da işte önce bizi yazdırdı. Yani daha çok bu zaman geçirme üstüneydi aslında yelken. Antrenör, gelen insan bize lisans çıkartmasını söyledi. Lisans çıkarıldı. 95-96 yılında da yarışmaya başladık. Bu şekilde başladık yelkene. Abimle birlikte yaptığımız için bu işi çok iyiydik. Yani birbirimize, en büyük rakiplerimiz bizdik yani. Birbirimize karşı rakiptik ve sürekli birlikte antrenman yapıyorduk. Türkiye'de de hani pek öyle rakibimiz yoktu yani. Birkaç tane İstanbul'dan vardı. Ve yani işim, en büyük sevmemin sebebi abimle rakip olmamdı çok büyük ihtimalle yani. Bu sevmemin sebebi. Çünkü o başarılı olunca ben hırslanıyorum, ben başarılı olunca o hırslanıyor. Hani birbirimizi yukarı çeken bir grafiğimiz vardı sürekli. Birlikte yarışmaya başladığımızda da 2007 yılında yani şu anda antrenörümüz yapmıyor ama Tolga Rangavis'le tanıştık. O bize yani sizde ışık var, siz olimpiyatlara gidebilirsiniz dedi. Ve birlikte çalışarak bunu başarabiliriz dedi. Orada inandık biz ve orada bu sınıfta başarılı olmak için elimizden geleni yapmaya başladık. Yani 2008 olimpiyatları çok keyifliydi, güzeldi. Yani yarış anlamında bizim için çok iyi geçmedi olimpiyatlar. Yani malzeme ve malzeme seçiminde biraz yanlış yapmış olabiliriz diye düşünüyorum. Biraz tecrübesizlik yani olimpiyat ortamı diğer yarışlara göre farklı. Ya belki yelkende hep aynı kişileri görüyorsunuz yani. Her ülkenin en iyi adamları olimpiyata geliyor. Ama işte kameralar, işte röportajlar, her gün başka biriyle, bir de televizyondasınız falan. Böyle biz ona biraz takıldık. Öyle çok keyifli geçti yani bizim için. Pek yarışa konsantre olamadık diyebilirim ama güzeldi, keyifliydi yani. ...1964 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmiş olan Haluk Kakış'ın 40 yıl sonra 2004 Atina Olimpiyatlarına katılan oğlu Selim Kakış, yaşam öyküsüyle geleceğin yelkencilerine ilham veriyor. Denizci bir aileden geliyorum bildiğiniz gibi. Annemiz haricinde ailenin bütün fertleri yelkencidir. İki abim var. Ve ben varım. İlk başta denizci ve yelkenci olan en büyük abim, İbrahim abim. Daha sonra ortanca abim öğrendi babamdan denizciliği ve yelkenciliği. Dolayısıyla ben de onlar öğrenirken, tabii ben onların arasına katılmamdan itibaren, konuşmayı öğrendiğim yaşlarda birçok şeyi algılamaya başlamıştım. 3-4 yaşında büyük abilerimle birlikte iki kişilik küçük bizim dinghy dediğimiz yelkenlilerle onların nezaretinde yelken yapmaya çıkardık. Bazen yarışlara bile katıldığım olurdu. Ben ilk önce 7 ile 15 yaş arası çocukların yarışa katılabileceği, yelkeni öğrendikleri bir sınıfta yarışa başladım. İlk birinciliğimi 10 yaşında aldım. 10 yaşında Türkiye şampiyonu oldum. 11. yaşında yine Türkiye şampiyonu oldum. Ondan sonra hiçbir yarışı bırakmadım. Öyle bir başarı çizelgem var. 2004 olimpiyatlarına hazırlanmaya başladım. Bu sefer daha önceden iki olimpiyat kampanyasına hazırlık dönemindeki yaşadığım şeylerden aldığım dersleri bir sonrakinde yapmamak. Hep yaşayaraktan öğreniyoruz mecburen.
ve alnımızın akıyla orada 2004 olimpiyatlarında ülkemize katılabilme, yarıştığım sınıfta katılabilme hakkını kazandırdık. Seçilmiş bir sporcu olarak oraya gittiğim için kendimi çok onore edilmiş hissettim. Yelkene küçük yaşlarda başlamış olan Akif ve Kemal Muslubaş kardeşler, Türk yelkenciliğinin ilerlemesinde önemli adımlar atmaya devam ediyorlar. 33 yaşındaki Kemal, 2004 ve 2008 olimpiyatlarında ülkemizi temsil ettikten sonra deneyimlerini antrenör olarak yeni nesillere aktarırken iki sporcu da yelkende iddialarını sürdürüyor. Aynı dönemde ama tabii ikimiz de farklı yaşlarda başladık. Ondan dolayı benim ilk başladığım zamanda çok da keyif aldığım söylenemez. Yani yaşım gereği hem gücüm de azdı hem de motivasyonum çok daha farklıydı. Ondan ilk 2 sene, 3 sene aslında çok da severek geldiğim söylenemez. Ama ondan sonra bir dönemde gücümün de yetmeye başladığı noktada, yelkenin ne olduğunu da anlamaya başladığım noktada daha keyif alarak bu spora devam ettim. Bugüne kadar gelebildiysek, yani babamızın ve annemizin yani hakkını ödeyememiz mümkün değil. Kemal bunu kariyer olarak yapmaya karar verdiğinde kimse de olur mu böyle bir şey demedi bize. Olur dedi. Nasıl yapılacağını bulalım dedi. Yani bir işi engel yerine sonuca gitmemize her zaman bizi teşvik ettiler. Olimpiyatlar biliyorsunuz dünyanın en büyük spor organizasyonlarından bir tanesi ve amatör sporculuğunda bir numaralı organizasyonu. Tabii ki bir kişinin hayali de değil, tüm ailenin, sevenlerin geçirilen zor günlerden sonra bunun başarılmış olması bir Muslubaş soyadlı birisi olarak beni son derece tatmin etmiş, çok mutlu etmişti. Atina çok iyi geçmemişti benim için. Çok hazır olmama rağmen iyi bir derece alamamıştım. Bir de bu işin sonunda olimpiyat şöyle demek lazım. Bir koca pastanın üstündeki bir tane çilek tanesi gibi. Önemli olan oraya gidilen yolculuk, yaşadığınız anlar, kendinizle ilgili koyabildiğiniz hedefler. O küçük hedeflerin gün be gün, an be an, hafta hafta, ay ay yerine getirilmesi. Bu yolculuk çok önemli. Yani Türkiye'de zannediliyor ki olimpiyata gidelim her şey bitsin. Değil. Türkiye yelken dalı katılma hakkı kazanacaktır. 2011 yılında olimpik seçme yarışları başlamaktadır. İlki Avustralya'da olacak. Sonra bir tane daha olacak ikincisi. Bunlar da Türk yelkencileri şanslarını deneyecekler. Ve büyük ölçüde Türkiye'nin olimpiyatlara katılma hakkını elde edeceklerdir. Hedefleri piramit şeklinde koymak lazım. Piramidin tepesi de olimpiyat. Oraya düşünerek yola çıkarsanız o piramidin altında kalmanız garanti. Olimpiyat için kalifikasyon yarışlarına gidip ülkemizi önce kalifiye etmemiz lazım. Seçmeyi kazanırsa seve seve giderim. Ama olmazsa da bu işe olimpiyata yola çıktım diye gitmiyorum. Ya bu benim için olimpiyat bir hedeften gayrı. Olimpik tarzda yaşamak benim için bir yaşam biçim. Şimdi Akif gibi ben de ya ben olimpiyatlara gideceğim diye hiçbir zaman çıkmadım. Çünkü öyle olmadığını biliyorum ve ona da inanmıyorum aslında. Önümüzde 2,5 sene var ve senede 6-7 yarış yapsak en azından 15-20 tane bizim
daha doğrusu benim katılacağım dünyada yarış var. Ya bunlar olduktan sonra zaten işler yolunda giderse olimpiyat da tüm bu kampanyanın bonusu olacak. Şu anda 2 sene geçti zaten olimpiyatlardan sonra, 2008 olimpiyatlarından beri. Belli bir plan programımız yok. Vallahi uluslararası yarışlara katılıyorlar, kamplar yapıyorlar. Bu kamplarda ikili çalışmalar var, diğer ülkelerle çalışmalar var. Sporcuların aynı zamanda kural bilgisini geliştirme var. Gene mentorla veya spor psikoloğundan çalışması şeyi var. Yani her kampımızda muhakkak bir spor psikoloğu bulunuyor. Yani bu gibi çalışmalar yapılıyor. Birçok arkadaşımız var yurt dışında, birçok ülkeden, farklı ülkeden. Onların hangi koşullarda antrenman yaptıklarını, nasıl planlı yarışlara gittiklerini, işte bir yarışa gelirken yanlarında antrenörleri, işte fizyoterapistleri, beslenme uzmanı, meteorolojist, yani böyle büyük bir ekiple geliyorlar oralara. Yani bizim şu anda bir antrenörümüz bile yok, yani öyle diyeyim. Yani Türkiye'nin en büyük eksiği zaten eğitim eksikliği. Dolayısıyla yani her konuda olduğu gibi antrenörlerin de eğitimine ağırlık verilmesi lazım. Sporcuların da eğitimine ağırlık verilmesi lazım. Burada diğer bir konu devreye giriyor. Antrenörler ne kadar süreyle bu işin içinde kalacaklar? Çünkü ben çantamı toplayıp ben bu spor yapmıyorum dediğim zaman bana harcanan bir para var. Bunu kim harcadı? Gençlik Spor Genel Müdürlüğü harcadı. Federasyon harcadı. Kulüp harcadı. Ben kendim harcadım. Belki yüz binlerce eurodan bahsediyoruz ve bu bendeki bilgi parayla satın alabilecek bir şey değil. Çok iyi seviyeye gelmiş sporcular ya pılılarını pırtılarını topladılar, bu sporu terk ettiler veya geri vermek isteyenleri de federasyon değerlendirmek istemedi. Bunu da yaşadık. Sen yaşlısın, sen yapma. İşte yok senin karakterin şöyle, istemiyor. Yani böyle şeylerle uğraşaraktan maalesef jenerasyonlar arasındaki bağlantıyı kopartıyoruz. Bunun az bütçeyle çok iş yapan ülke örnekleri yok mu? Hep İngiltere, Fransa'ya bakmıyorum, İtalya gibi deniz endüstrisinin gelir seviyesi yüksek oldu. Hırvatistan. Hırvatistan az nüfusu olmasına rağmen bugün belki dünyanın en ileri yelken ülkelerinden biri. Sebebi ne? 76-77 Avrupa şampiyonu olmuş bir sporcu hala kulüplerde genç sporculara, dikkatinizi çeker, olimpik sporculara değil, genç sporculara antrenörlük yapıyor, mentorluk yapıyor. Onlara yol gösteriyor. Ve 40 senelik, 50 senelik o adamın bilgi dimağından gelmiş şey boşalmadan bir yere gidiyor. Sporda ilerlememiz için o bilgiyi, Kemal'in az önce bahsettiği bilgiyi, o zincir kopmadan ekleye ekleye ileri gitmemiz lazım. O zaman dünya çapında bir yelkenci ülke olacağız. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Olimpik Sporcu Geliştirme Projesi kapsamında olimpiyatlara hazırlanan sporculara ödenek bağlayarak gençleri spor hayatlarında destekliyor. Şimdi GSGM'nin Olimpik Sporcu Hazırlama Programı çok kapsamlı bir program. Verilen bütçeye göre daha henüz aynı hızda bir harekete geçmiş değiliz. Öncelikli illerimiz dediğiniz gibi bu öncelikli iller birinci sırada Muğla duruyor. Dolayısıyla programımıza Muğla'dan başladık. Hem sporcularla bir kamp çalışmamız oldu. Hem de antrenörler için eğitim çalışmalarımız oldu kış aylarından faydalanarak. Yarışlardan seçilen bazı çocuklara da olimpik harçlık bağlanmış vaziyette. Ama takibe alınan sporcularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kendi antrenörleri tarafından bize gönderilen aylık raporlar ve çalışma programları şeklinde devam ediyor. Ama bütün bu projenin paralelindeki olan malzeme desteği henüz yerine getirilemedi. Bu olimpik zincir halen kurulamadı. Ama bu yılın içinde herhalde o da devreye girer diye düşünüyoruz. Bu sağlanırsa işin bu boyutu da başlayacaktır. O zaman projeye daha anlamlı bir hale gelecek. Bu bütçenin finansmanı gelmedi diyerek programı bekletmek yerine biz sistemi oluşturmaya bu zamanı değerlendirelim dedik. Ve netice itibariyle bu sistemde en azından elimizin altında bir başlangıç noktası ve
seçilmiş, izlemeye değer sporcuların belirlenmesi ve bunların da yine eş kriterlerde takibi yapıldı. Bir senedir alıyorum bursu Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nden. O da yeni başladı. Daha önceki olimpiyatlara hazırlanırken, 2008'e hazırlanırken böyle bir burs almıyordum. Başka bir burs alıyordum. Olimpiyat komitesinden bir burs alıyordum. Şimdi Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nden alıyoruz. İstediğimiz kampa gidebiliyoruz, istediğimiz yarışa gidebiliyoruz. Daha çok malzeme ihtiyacımız karşılanıyor federasyon tarafından. Şimdi de gidiyoruz ama şimdi biraz daha yani zor oluyor oralara gitmemiz. Biraz mücadele etmemiz gerekiyor. Neden oraya gittiğimizi anlatmamız gerekiyor. Ona ihtiyacımız olduğunu insanlara işte açıklama yapmamız gerekiyor. Diğer yani son bir sene özellikle olimpiyata yaklaşırken destek neredeyse sonsuz oluyor. Ama ondan önce siz hazırlanmamışsınız ki. Yani son bir sene yeterli olmuyor tabii bunun için. Yani 3 sene boyunca aynı desteği alsanız yani ben olimpiyata gitmek için uğraşmam da orada derece yapmak için belki uğraşır olurum yani. 2 senedir ne federasyondan ne GSGM'den hiçbir destek almıyorum. Bilmiyorum yani bu sene söylediklerine göre federasyon başkanının gençleri desteklemek istiyorlarmış. Geçen sene Akdeniz oyunlarından dolayı Fin sınıfına destek vermiyorlardı. Bu sene gençleri destekliyorlar. Bilmiyorum yani yaşımın ileri olduğunu söylediler. Yani çeşitli bir etkenlerden anlamıyorum ama dediğim gibi ben kendi finansmanımı kendim yapabiliyorum. En azından bu şansa sahibim. Kulübüm de çok az da olsa bana bir destek veriyor. Ve yarışmaya, üst düzey yarışlara gitmeyi hala devam ettirebiliyorum. Yelken sporu profesyonelleşiyor. Ki olması gereken de bu. Sporcular daha fazla imkan bulmaya başlıyor. Yani bir sporcuya 16-17 yaşından itibaren gerek Gençlik Spor Genel Müdürlüğü olsun, gerek federasyon olsun, gerek kulüpler olsun en azından diyorum cep harçlığını çıkartacak kadar maddi imkan sağlıyor. Hayatını yelkene ve olimpik sporculuğa adamış insan arkadaşlarımız var. Biz bunun mücadelesini verdik. Ama bunun tabii daha da şeyini, ekmeğini bizden sonraki genç sporcular yiyecekler diye ümit ediyorum ben. Türkiye'de yelken sporunun gelişmesinin önündeki önemli engellerden bir tanesi, denizcilik bilinciyle düzenlenmemiş kıyılar ve deniz kültürünün eksikliği. Biz Orta Asya'dan geldiğimizi hala kanıtlayan bir yaşam tarzı içindeyiz diye düşünüyorum. Yapılaşmaya baktığımız vakit kıyılarda görüyoruz. İstanbul'un bu yakasında hiçbir şekilde bir iskele yok. Hiçbir şekilde insanları bir facia anında boşaltabileceğiniz imkanlar yok. Avustralya'da mesela her yerde rampalar vardır. İnsanların teknelerini arabaların arkasındaki römorklarla çekerler. Bir yerlerden indirir, denizde gezer, tekrar arkasına yükler, gelir. Bu sahilde böyle bir rampa yok. Karşı sahilde Tuzla'ya kadar gene yok. Yani sahil yolunun yapılırken bu tip yerler hiçbir zaman ayrılması düşünülmemiş bile. Çünkü bunu planlayanlar aslında denizden hiç alakası olmayan kişiler olmuş. Böyle bir deniz kültürümüz açıkçası son yıllarda arttı. Çok miktarda gelişiyor. Fakat çok zayıf. Böyle bir ülkeye, böyle bu doğa şartlarına sahip Türkiye gibi bir ülkede çok daha iyi, çok daha fazla sayıda sporcu olsun, deniz seven insan olsun olması gerekiyor. Son 10 yılda büyük bir aşama kaydettik. Gerek yelken kursları, yelken öğrenmek isteyen sayısı, bu talep çok arttı. Fakat yine de hiç kesinlikle yeterli değil. Yelkenin tanıtılması lazım. Yelkenin tanıtılması derken tabii bunu federasyonun yapması da beklenemez. Bunlar kulüpler kanalından yapılacak işler. Yani federasyon bir çatı organizasyonu gibi çalışmak zorunda. Tanıtım derken de aslında herkesin bir
yelkenliği yakından görmesi de diyebilirsiniz. Yani şimdi burada bir haftadır yapıyoruz, hiç gelip de yakından bakan yok. İnsan tanımadığı şeyi yapmaz. Geçen gün Van'da da yaptığımız konuşmalarda buna değindik. Yani birer birer çocukları denize indirmek yerine aslında 12'şer 12'şer büyük teknelerde yelkeni tanıtma çalışmaları yapıp ondan sonra sevenleri buraya kulüplere yönlendirmek gibi diye düşünürken yelken yapmak için önce yüzme bilmek lazım. Gene Van'da ortaya çıkan bir hadise, Van'daki çocuklar yüzme bilmiyor. Dolayısıyla yüzme bilmeyen bir adamı bir de yelkene koyduğunuz vakit aslında adamın ölümünü hazırlıyorsunuz. Onun da sorumluluğunu kim taşıyacak? Yani şeylerin de geliştirilmesi lazım, sorumluluğun da geliştirilmesi lazım. Sırf görüntü olsun diye kişilerin yelken üstüne konulup da ortalığa salınmaması lazım. Yani burada çok hassas davranılması gereken bir iş bu. Onun için yani böyle kapsamlı projeler üstünde çalışmalıyız diye düşünüyorum. Ondan sonra aynı şekilde gene kulüplerimize verebiliriz. Ama bizim kulüplerimizin de aslında büyük problemleri var. Hiçbirinin yeri kendine ait değil. Hepsi yüksek ecir misiller ödemek zorunda. Herkesin gözü onların yerinde. Halbuki böyle bir kanunumuz var. Kıyı kenar çizgisi içinde bu tip alanların işaretlenme şansı var. Ama bunlar nedense yapılmıyor. İlk başta da söylediğim gibi oraları çok rant getiren alanlar olduğu için farklı değerlendiriliyor. Ve o arada da gürültüye tabiri caizse yelken kulüpleri geliyor. Yelken sporunun yaygınlaşması için öncelikle bu tarz politikaların uygulanabileceğini düşünüyorum. Artı eğitim sistemiyle dediğimiz gibi sorunlar hep oluyor. Bu eğitim sistemiyle ilgili çalışmalar tabii ki Gençlik Spor Müdürlüğü'nün yapabileceği, bakanlıklarla konuşarak gerekli diyalog kurularak belki ileride değişebilir. Bizim sistemde sorunumuz var aslında. Yelkende tesis sıkıntısı yok da sistem sıkıntısı var. Yani üniversite çağına gelmiş bir insanın yani yelken yapması çok zor oluyor Türk artık. Nasıl? Bunu nasıl anlatayım? Çünkü yani yelkende gelecek göremediği için insanlar tamam lisede spor olarak yapmaya devam ediyor. Hatta lise ve ortaokullarında çok başarılı olan yelkencilerimiz var ama üniversiteye gelince tabii ki de mesleğine yöneliyor. Yani ben meslek edineyim. Ondan sonra üniversiteden sonra da keyif olarak yapmaya başlıyorlar bu işi. Yoksa tesis olarak çok bir sıkıntımız yok yani Türkiye'de. Eğitim sistemi hafta içinde okul, hafta sonunda kurs üzerine kurulmuş bir düzen. Dolayısıyla sporcuların tuvalete gidecek vakti yok ki çıkıp spor yapsınlar. Yelken burada daha da tabii zorda kalıyor. Çünkü öyle bir mayosunu alıp da arka cebine koyup da gidip 2 saat yüzüp tekrar çıkabileceği gibi değil. Yelken çalışmaları hem karada hem denizde devam ediyor. Deniz çalışmaları da gördüğünüz gibi rüzgara bağlı olarak yapılıyor. Rüzgar olmadığı vakit siz o günü ayırdığınız halde orada bir nevi boşuna oturmuş oluyorsunuz. Vakit kaybetmiş oluyorsunuz. Rüzgar olduğunda da önce teknenizi hazırlamanız gerekiyor. Sonra kendiniz giyiniyorsunuz, denize çıkıyorsunuz. En az 3 saat antrenman yapıyorsunuz. Geri dönüşte de teknenizi yıkayıp malzemenizi kaldırmanız lazım. Bu demek ki bir bütün gün. Dolayısıyla çok vaktini alıyor sporcunun. Kursa gidecek olan kişinin de burada bulunması zaten mümkün olmuyor. Aileler de haklı olarak meslek sahibi olunmasını, hayatta bir baltaya sap olunmasını buna tercih ediyorlar. İtalya'da yaşıyorum. Ben İtalya'da spora ağırlıklı spor liseleri mevcut. Bu çocuklar sadece ciddi olarak yarışlara hazırlanan, yarışan sporcular alınıyor. Ve biraz daha imkanlar sağlanıyor. Yani o derslerin içinde daha çok spor oluyor. Dolayısıyla mesela kara çalışmalarını yaparken çocuk okulunda zaten fiziksel çalışmayı, bir takım çalışmaları değişik sporlar yaparak yapmış oluyor. İstanbul Yelken Kulübü'nde 8 tane, 9 tane yaz-kış çalışan çocukların her zaman, her dakika ulaşabilecekleri antrenörleri var. Bir telefon ediliyor, bir sporcu, bir bot denize çıkılıyor. Bu zaten doğru olması gereken bir şeydi. Avrupa'da 50 sene önce başlayan bir uygulama bizde 10 senedir oluyor. Ama yavaş yavaş da olsa bu gelişme yaşanıyor. Yelken sporu, yarışlar ve şampiyonalara amatör sporcu olarak katılmanın yanı sıra ömürlük bir uğraş ve meslek olabiliyor. Türkiye'de yelkencilik, yelken antrenörlüğü meslek değil. Maddi olarak bir getirisi yok. Yani
Bizim antrenörümüz daha önceden başka bir iş yapıyordu. Bizimle çalışabilmek için o işi bıraktı, işi battı falan. Ama biz olimpiyatlara gittik. Olimpiyatlardan döndüğümüzde bir toparlanma süreci gerekiyordu. Ama maddi olarak bunun karşılığını alamadığı için de bırakmak zorunda kaldı bizim antrenörlüğümüzü. 2012 olimpiyatlarına da gitmek istiyorum kardeşimle birlikte. Ama daha sonra çevre mühendisliğinde bir işe girip düzgün para kazanıp hayatımı daha kolay devam ettireceğimi düşünüyorum. Profesyonel hayata geçişte o kadar fazla zamanımı ve hayatımdan o kadar fazla fedakarlık yaptım ki diğer başka işlerle para kazanabilmem gereken diğer işlere o kadar meyillenemedim. Dolayısıyla sonra düşündüm ki ben bu işten yeteri kadar fazla para kazanamıyorum normal bir insan olarak yaşayabilmem için. Dolayısıyla başka alternatifler, yeni yelkencilikle ilgili başka alternatifler düşünmeye başladım. Bu türlü şu anda yaptığım gibi profesyonel yelken yarış organizasyonlarına katılabilip para kazanabilirdim. Yarışın ismi Cup İstanbul. Şimdiye kadar benim katıldığım olimpik branşlardan bahsediyorum. O düzeneklerden çok farklı. Onlar hep 3'er, 5'er, 6'şer metre boyunda küçük tekneler onlar. Bu gördüğünüz gibi böyle 10 metre 10 santim boyunda koca bir yat. Fransızların ulusal teknesi. Fransa'da imal edilmiş bir tekne bu. Birçok etaptan oluşan bir Fransa şampiyonası var. Bu adamlar bu teknelerle tek kişi veya iki kişi Atlantik'i geçiyorlar, geliyorlar. O Fransa şampiyonasından bir puan alıyorlar. Cup İstanbul'un en büyük özelliği, büyük bir başarı bunu Türkiye'ye mal edebilmek. Bu Fransa şampiyonasının son ayağı olacak bu. Fransa şampiyonasının birincisi bu yarışta belli olacak. Yelkenin insan hayatına, özellikle de gelişmekte olan gençlerin hayatlarına sayısız katkısı var. Çocuklar genelde ufak yaşlarda başlıyorlar. İşte 8, 9, 7, o yaş 7-9 yaş arasında başladıkları zaman bu çocuklar tek başlarına bir şeyleri yapmayı öğreniyorlar. Optimist dediğimiz sınıf bu işin başlangıcı. Yani şu anda üzerinde oturduğumuz teknelerle başlıyor bu iş. Ve yani aileler yelken kursa gönderdiklerinde çocuklarını onların başında denizde 3-4 tane antrenör oluyor. Yani gayet güvenli. Doğaya karşı gelmeye çalışmıyorsunuz. Onunla uyum içinde yarışmaya çalışmaya çalışıyorsunuz yani. Onların en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyorsunuz. Burada isteniyor, dileniyor ki çocuk anne babaya ihtiyaç duymasın. O teknede kendi başına çıksın, o tekneye kendi başına yön versin. Yaptığının karşılığını alsın. Öyle ya da böyle. O spor veya bu spor. Herhangi bir sporu, inisiyatifini, kendi inisiyatifini kullanabileceği, onu öğrenebileceği bir spor yapabilmesi çok önemli çocuğun bence. Bu sporda başarılı olmanız için çok disiplinli olmanız lazım. Çok programlı olmanız lazım. Zaten disiplin ve program meziyetini kazanmışsanız bu hayatta, eğitim hayatında, iş hayatında çözemeyeceğiniz, yapamayacağınız, aşamayacağınız hiçbir zorluk yok. Yelken sporu gerçekten çocuklar için bulunmaz bir nimet. Velilere ben şiddetle tavsiye ediyorum. Çocukların kişisel gelişimi için dört dörtlük bir spordur yelken sporu. Çünkü küçük yaşta başlayabilirler ve uzun seneler devam edebilirler. Çocuklardan işte malzeme alınması falan ilk etapta beklenilmiyor zaten. Ben ondan dolayı herkesin kulüplere gelip kapıları zorlamalarını çok istiyorum. Yani herkesin kulüplerde yelken yapma hakkını kullanması gerekiyor. Sonuçta bu kulübün, Fenerbahçe kulübünün, Galatasaray kulübünün Fenerbahçe Yarımadası'nda bulunma sebebi yelken yaptırmaktır. Gelen hiç kimseye bu kulüpler hayır biz seni almıyoruz deme hakkına sahip değillerdir. Bu halkımız bunu bilsin. İşte sahillerdeki bütün kulüplere gelerekten bu haklarını kullansınlar ben istiyorum şahsen.